Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü e, yayınımızda e, ve hani şu anda yayınlayacağımız videomuzda birincisi OBS kullanımı, ikincisi Chroma Cam nedir? E, üçüncüsü Droid Cam nedir? Dördüncüsü OBS'de sahne ayarları nelerdir? Ses ayarları nasıl yapılır? E, OBS'de kayıt nasıl alınır ve canlı yayına nasıl girilir? Bunlar hakkında kısa ve e, hani sizin için daha basit bir şekilde kullanabileceğiniz bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak OBS dediğimiz program hem yayın yapma hem de masaüstü arka planı ve sizin kameranızla dahil olmak üzere kaydeden bir programdır. Programı şu şekilde bir görüntüsü var. Bu kısımda ön izleme, bu kısımda da program yazıyor. Ön izleme dediğimiz kısım ben şimdi şu alt tarafta bir tane sahne hazırlıyorum mesela. Bu hazırladığım sahnede benim şu anda kullanmış olduğum video yakalama aygıtı yani kamera e, ikincisi oyun yakalama aygıtı üçüncüsü görüntü yani görüntü dediğimiz Hani şu anda Türk bayrağı ve Sinan Güneş yazıyor şurada mesela örnek veriyorum bununla alakalı bir bilgi bunu da şöyle üste alalım e, Çünkü alt tarafı şu anda e, kayıt alırken şu alt kısma geldiği için e, bundan dolayı e, şu anda bu şimdilik üste kalsın Hatta şöyle hemen bunun yan tarafını alalım bunun dışında şurada mesela bir tane daha resim var gördüğünüz üzere. Bu da yine abone ol butonu aşağı yukarı kayıyor. Ee, bu e, Bunun da yine kendiniz ekleyip resimleri kaydırabiliyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak OBS'yi internete girdiğiniz zaman yeni bir sekme açıyorsunuz. Şu anda ben e, direkt Google'da arama yapabildiğim için e, sekmemde. Direkt buraya OBS yazıyorum. Yazdıktan sonra giriyorum. Karşıma çıkan ilk ekran obsproject.com buraya tıklıyorum tıkladıktan sonra eğer windows işletim sistemi kullanıyorsam bunu indiriyorum. Burada zaten yazıyor alt tarafında Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10. Burada macOS yani bu Apple bilgisayarlar için Macintosh işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için geçerli. Üçüncüsü de Linux tabanlı mesela şu anda TÜBİTAK'ın geliştirdiği Pardus, Linux, Debian tabanlı işletim sistemleri için geçerlidir. Bunu buraya indirdikten sonra hani normal kurulumunu gerçekleştiriyoruz. OBS Studio programı tamamen ücretsiz bir programdır. Herhangi bir ücreti yoktur. Zaten şu anda gördüğünüz üzere birçok yayıncı YouTube, Twitch, Facebook gibi sitelerde bu programı destekliyor. Ve hani bu sadece bununla da kalmıyor. Birçok sitede yayın yapabiliyorsunuz. Bunu da yine programın içerisinde örneklendirecek olursak dosya kısmına geldiğimiz zaman ayarlar yazıyor şurada. Ayarlara girdiğiniz zaman yayın yazıyor. İkinci sekme göreceksiniz. Yayın kısmında e, burada tümünü göster dediğimizde şu anda gördüğünüz üzere e, birçok anlaşmalı web sitesi bu program üzerinden yayın yapmanızı sağlıyor. Hani bu programı kullanarak bu sitelere girip yayın yapabiliyorsunuz ya da özel bir yayın yapmak istiyorsanız mesela burada eee incelemelerimde Nonolive sitesi var. Genellikle orada da yine birçok hani oyuncu yayın yapmakta şu anda. Bunu özel olarak girip sunucu bağlantısını kopyalayıp buraya yayın anahtarı kısmına yapıştırdıktan sonra yayınlarınızı başlatabiliyorsunuz. Yayın yapma olayı bu kadar basit. Yani size normal e, sitenin vermiş olduğu bir tane link vardır. E, hani yayın anahtarı diye. O linki kopyalıyorsunuz, buraya giriyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Ben şu anda mesela Nimo TV'de yayın yapıyorum. Nimo TV kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra e, sunucuyu otomatik bul, bul, bulmasını sağlıyorum burada Hani buradan ekstradan bir şey seçmeme gerek yok. Sonrasında orada bana vermiş olduğu linki de kopyala yapıştır yapıp buraya... Sonrasında uygula tamam diyorum ve olay bitiyor. Şimdi e, oyun oynarken ya da mesela bilgisayarınızda birden fazla ses aygıtı olabilir. Mesela benim şu anda bu monitörüm hani e, normal HDMI girişinden dolayı görüyor. Normal dijital ses kartı e, çıkışı, normal hoparlör çıkışı var burada. Bir de Ayrıyetten şurada kullanmış olduğum e, USB yani şu an kulağımda takılı olan kulaklık ve mikrofonu gösteriyor. Şimdi ben burada masaüstü seslerini kulaklığımda ne duyuyorsam aynısını duymak istiyorum ve buraya tıklıyorum. Hoparlör USB Audio Device seçiyorum. hani sizinki tabii ki farklı bir isimle de çıkabilir. Mesela bende şu anda 3 yazıyor burada. Sizde direkt Hoparlör USB Audio Device yazabilir. bunu yine tele bilgisayarınızın denetim masası ve ses ayarları sekmesinde yapabilirsiniz. Masaüstü sesi 2 yazıyor burada gördüğünüz üzere. Burada bir de ayrıyetten mikrofon yardımcı ses şeklinde gösteriyor. Şimdi ben şu anda size bu yayını yapabilmek için yani şu anda aynı zamanda bu kayıtlar nasıl alınıyor, bunu gösterebilmek adına telefonumun kamerasına bağlandım. Şimdi bunu kapatıyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Zaten ben daha önce bu ayarlamayı sağladım. Şu anki kullanmış olduğum kamera benim telefonumun kamerası. Ve şu anda herhangi bir şekilde bilgisayara hiçbir kabloyla bağlı değilim. Bunu nasıl yapıyorum? E, telefonuma Droid Cam. Yani şurada yazılı bakın. Droid Cam. E, normal Play Store'ya giriyorsunuz. Bunun ücretli bir de ücretsiz versiyonu var. Bir tane ücretli olan ayrıcalıklı olanı. Ücretsiz olanı da normal. Şunu yazıyorsunuz. indiriyorsunuz. Telefona indirdikten sonra aynı programı. Bilgisayarınıza da indirip kuruyorsunuz. Ben bunun linkini size kendim bizzat e, Yandex dosyam üzerinden atıp e, normal şu anki çekmiş olduğum videonun altına ekleyeceğim. Onu yine oradan indirirsiniz isterseniz. Bu ne işe yarıyor? Mesela e, bilgisayarınızda diyelim ki kamera alacak bütçeniz yok. Üniversitede ödev hazırlıyorsunuz ya da herhangi bir e, şey yapmak istiyorsunuz. Şu anda zaten kullanmış olduğumuz telefonlar e, Hani çok e, daha iyi görüntü sağladığı için. Yani şu an internetten alacağınız 400-500 liralık bir kameradan bile daha iyi bir görüntü sağlayacağı için telefonunuzu geçici süre bütçeniz hani e, durumunuz müsait olana kadar telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz. Gerçi ben şu anda telefon kameramı kullanmıyorum yayın yaparken. Hani yine e, uygun fiyata aldığım bir kameram var, onu kullanıyorum. Sadece burada sizlere dediğim gibi e, hani bu normal yayıncı kamerasında arka plan nasıl yok edilir? Chroma cam ne işe yarar? Bunları anlatabilmek için şu anda bu kamerayı da etkin olarak kullanmaktayım. Şimdi DroidCam dediğimiz uygulamayı kurduktan sonra telefona, telefonda da aynı burada şu anda görmüş olduğumuz arayüz gibi bir arayüz çıkıyor. Ee, ve bu arayüze girdiğimiz zaman, ben şimdi öncelikle burada geçici olarak görüntümü kapatacağım. Ee, çünkü bunu size göstermem gerekiyor. Ee, burada Stop diyorum. Şimdi ben bunu durdurdum. Buradan da şu anda görüntüm gördüğünüz üzere gitti. DroidCam yazıyor şurada da. Şimdi burada masa üstünde DroidCam uygulamasına giriyorum tekrar. Girdiğim zaman karşıma şöyle bir ekran geldi. Şimdi bu ekran ne işe yarıyor? Şurada Wi-Fi'yi seçiyoruz. Connect our Wi-Fi LAN. Yani Wi-Fi üzerinden bağlantı kurmak istiyorum diyoruz. Telefonuma kurdum DroidCam uygulamasında bana bir tane e, telefonu da Wi-Fi'ye bağladıktan sonra e, IP veriyor. Oradaki yazan IP'yi ve DroidCam port kısmına giriyorum. Buraya Buraya girdikten sonra start butonuna bastığım anda ben telefonumun arka kamerasını bilgisayarda kullanmaya başlayabiliyorum. Ha, aynı zamanda mesela mikrofonum yok diyelim. Telefonumun mikrofonunu burada audio kısmına da işaretlediğim zaman hem e, video hem de e, hani konuşma olarak kullanım sağlayabilirim. Şimdi start dediğim anda şu anda görüntüm tekrar geldi size gördüğünüz üzere. Bu programda çok basit e, ve birçok kişinin aslında hani birçok kişiye çok acil durumlarda lazım olabilecek bir program. Ve kesinlikle telefonunuzda bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü birçok saçma sapan uygulama var şu anda telefonlarımızda. Bunu da bir köşede indirin. Bilgisayarda iki gün sonra hani herhangi bir şey olursa kendiniz böyle görsel olarak kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Bunu indirelim aşağı. Şimdi OBS'de sahne nasıl hazırlanır? Birinci içeriğimiz bu olsun. OBS'de. Öncelikle benim şu anda burada hazır bir sahnem var ee, ve şurada da hazırlamış olduğum sahnenin e, hani şu anda yayında olan kısmı var. Yani yayında olan kısmı derken şunu kastediyorum. Ben şimdi burada önce sahnemi hazırlıyorum. Hani Hatta burada e, hani sahnemizi silelim. Baştan oluşturalım sizin için. Şu anda mesela ben sahnemi buradan sildim. Bunu da sildim. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Yani her şeyi sildim ben şu anda. Şimdi burada e, şu anda hala kaydıma devam edebiliyorum. Şimdi öncelikli olarak oyun yakalama kalsın. Bununla bir işimiz yok şu anda. Çünkü ben şu anda PUBG Mobile oynuyorum mesela. Bunun kayıtlarını yakalıyorum. Onu da kullanıyorum bunu. Bunun şu anda şu anki konumuz için bir önemi yok. Şimdi öncelikli olarak ben masaüstü arka planını nasıl yakalarım? Artı, artı butonuna geliyorum. Şurada en başta ekran yakalama yazıyor gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra tamam diyorum. Arka planlarımı yakalamaya başlıyorum. Yani arka plan dediğim şu anda masa üstünü şu anda gördüğünüz üzere arka planda ne gözüküyorsa tamamen bunu yakalamaya başlıyorum. Sonrasında ben bunu yaptıktan sonra ben buraya kendi şurada gördüğünüz hani burada benim şu anda kullanmış olduğum yayında olan kısım var. Hani şu an hala mesela geçerliliğini koruyor dikkat ettiyseniz. Çünkü ben burada geçiş butonuna basmadım. Geçiş butonuna bastığım anda benim burada yapmış olduğum bütün ayarlar, bütün düzenlemeler gidecektir. O yüzden şu anda bunu yapmayacağım tabii ki kesinlikle. Size bu videoyu hazırlayabilmek için ee, burada yine aynı şekilde artı butonuna basıyorum. Burada e, video yakalama aygıtı yazıyor. Video yakalama aygıtı yani normal benim bilgisayarımda kullandığım USB webcam var. E, hani bunu buraya getireceğiz. Normalde burada gördüğünüz üzere USB kamera, Chromeacam. DROID CAM yazıyor. DROID CAM, telefonumuzun görüntüsünü bize e, aktaran program. E, USB kamera bilgisayarında şu anda takılı. CHROMA CAM normal bir program. Şimdi USB kamerayı seçmeyeceğim ben. E, çünkü e, CHROMA CAM programı şu anda USB kamerayı kullanıyor. Yani ben burada CHROMA CAM programında arka plan e, yok etme ya da arka planı stüdyoya çevirme gibi birçok seçeneği yapabiliyorum. E, ve e, CHROMA CAM programını seçeceğiz. Ve bu şekilde işlem yapacağız. Şimdi ChromaCam programını seçtim. Arka plan gördüğünüz üzere yeşil. Şimdi mesela bunun için internette baktığım zaman birçok siteye arka planda bu yeşilliği getirebilmek için green screen diyorlar buna. Hani ekstradan arka plana hani bu stüdyo hazırlama yani yeşil bir bez koyuyorlar. Bu bez üzerinden hani arka planı yeşil yaptıktan sonra arka planı yok etmeye çalışıyorlar. Ama ben böyle yapmayacağım tabii ki. Ben şimdi burada Chroma Cam'ı seçtim. Tamam butonuna bastım. Bastıktan sonra şu anda arka planım yeşil gördüğünüz üzere. Chroma Cam'da ne işe yarıyor? Bunu gösterdikten hemen sonra göstereceğim. Ve nasıl kurulur, nasıl indirebilirsiniz bilgisayarınıza onu da göstereceğim. Şimdi burada video yakalama aygıtını sıralamada birinci sıraya koydum gördüğünüz üzere. Çünkü eğer ben bunu ikinci sıraya veya üçüncü sıraya koyarsam, bu arka plan sahnesini ben görüntüleyebiliyorken, video yakalama aygıtımı e, arka plana koyduğum için e, kameramı yayın yaparken ya da kayıt alırken görüntüleyemem. O yüzden bunu birinci sıraya koymam gerekiyor. Birinci sıraya bunu koyduk. Şimdi arka planı nasıl yok ederiz? Arka planımız komple yeşil artık. Filtreler kısmına giriyoruz. Artı butonuna basıyoruz. Burada chroma anahtarı yazıyor gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra Burada kapat diyoruz bunu. Arka planım yok oldu. Şu anda gördüğünüz üzere arka plan artık yok. Şimdi ben buraya diğer kameramı da ekleyeceğim. E, video yakalama aygıtı. Çünkü şimdi geçiş yapacağım bu e, diğer tarafa da. Video yakalama aygıtı 3 olarak yapalım bunu. Evet tamam diyelim. Droidcam dediğimiz e, uygulama ve program bu. Ben bunu ekledim. Şunu da yukarı alalım. Şu an bu benim bilgisayarımın kamerası. şurada da benim Droid cam yani telefonumun kamerası. E, şu anda bunu buraya ekledim. Şimdi bunların ikisini aynı anda neden gösteriyorum? Yani eğer normal kameranız yoksa e, normal telefonunuzun kamerasını da kullanabilmeniz açısından bunları gösteriyorum. Şimdi ben bunları buraya sahnemi hazırladım. Sahnemi hazırladıktan sonra şuraya geçiş butonuna bastığım anda şuradaki sahne buraya dönüşüyor. Ve e, ben burada ne yapmışsam Buraya geçiş yaptıktan sonra aynı bu şekilde kayıt yapmaya devam ediyor. Mesela şurada resim de var. Bu resmi alakalı olarak şu anda geçici olarak sizin için kaldıracağım. Şu an geçiş dedim. Geçiş dedikten sonra gördüğünüz üzere buradaki bilgilerim aynı şekilde buraya geçti. Ve şu anda alt tarafta mikrofonumu hani ses ayarımı göre, videoya başlamadan önce yapmıştım zaten. Mikrofon şu anda çalışmaya devam ediyor. Ve burada alt tarafta kaydı başlat yazıyor. Burada yayını başlat yazıyor. Şu an kaydı durdur yazmasının sebebi şu an sizlere bu videoyu hazırlayabilmek için e, kayıda kayda başladığım için kaydı durdur yazmakta. İlginiz olsun. Şimdi ben bunu basit bir şekilde anlatıyorum. Bazı arkadaşlar diyecek ki hani biz eee affedersiniz. Yani bu işi anlamıyor muyuz? Bunları tek tek anlatıyorsunuz. Hani bunu hiç anlamayan insanlar da var. Benim bu videoyu hazırlama amacım hani genel e, bir şekilde Herkese hitap edebilmek adına hazırlamak bundan dolayı şimdi bu arka planı yok eden Chroma Cam, yani şurada e, kameramızın arka planını yok eden Chroma Cam programını nasıl e, ayarladık onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi burada filtreler kısmında hani Chroma anahtarı şu arka plandaki yeşil ekranı yapma programı hemen masa üstünde gösterelim. Şimdi bu e, programın yazılışı bu şekilde. Chroma Cam. Yani e, şu anda Türkçe yazılışı bu şekilde. Bunu kopyalıyorum. Ctrl C diyorum. Yine internete giriyorum. Hani bunun için link vermeme de gerek yok. OBS'yi de dediğim gibi e, burada basit bir şekilde OBS yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz. OBS Windows olarak indiriyorsunuz. Şimdi Chroma Cam'ı nesine indiriyoruz? Chroma Cam'ı da buraya yine Chroma tam olarak kopyaladığımız dosyayı yapıştırıyorum. Ama karşıma iki tane link çıktı gördüğünüz üzere. Bir tanesi personalityinch.com olarak yazıyor. Tıklıyorum üzerine. Tıkladıktan sonra try free'ye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da burada mail adresimi istiyor benden. Herhangi bir siz kendi mail adresinizi girersiniz ya da buradan direkt via Google yazıyor. Mesela Google hesabına giriş yap diyor yani Türkçesi. E sonrasında da bunu indirip bilgisayarınıza kullanıma başlayabilirsiniz Şimdi bunu indirdikten sonra ne yapıyoruz? Bunu indirdikten sonra bu otomatik olarak bilgisayarınızın kamerasını e, Kullanımını ele geçiriyor yani sen, siz bu program üzerinde ne yaparsanız kameranız onu gösteriyor Şimdi burada mesela filtreler var gördüğünüz üzere e, Arka planda işte gri filtre işte Pembe filtre gibi Mesela background, background demek e, zaten arka plan demek ben mesela şurada kamerayı da açıyorum hemen şu anda yeşil ekran ya benim kameram ben istersem arka planımı stüdyo ortamına çevirebilirim tabii ki bu program şu anda free yani ücretsiz bir program olduğu için dolayısıyla e, kısıtlı bir kullanım yapabiliyorum karşıma sürekli reklamlar çıkıyor hani bu tabii ki gıcık edici bir şey ama şu anda mevcut imkanlarımla bunları yapabildiğim için ilerleyen süreçlerde tabii ki siz kendiniz de bunu isterseniz ücretli olarak satın da alabilirsiniz buradan kendi stüdyonuzu ek, e, oluşturup ekleye de tıklayabilirsiniz ben mesela ekle butonuna tıkladığımda o upgrade to pro diyor yani pro sürümüne yükselt diyor yani e, ücret almak istiyor bizden kısacası bu şekilde anlatacak olursak background'a tekrar geldik leader dedik yani sonra yaparız dedik bunu yani şu an paramız yok dedik kısacası. Şimdi mesela arka planımı ne yaptım ben gördüğünüz üzere. Böyle değişik değişik e, hani resimler koymuş mesela. Arka planımız duvar olmuş örnek veriyorum. Oysa ki hani benim arka planım şu anda e, hani şu anda diğer kamerada da gördüğünüz üzere şu anda benim arka planım böyle. Bunu telefon kamerasını bu yüzden zaten ekledim özellikle de. Arka planım böyle olmasına rağmen ben şu anda yeşil ekrana çevirdim. Şu an gördüğünüz üzere arkamda herhangi bir stüdyo yok. E ve e, bu şekilde kameranızı da ayarlayabilirsiniz. Oyun yakalama dediğimiz olayda. Yine oyun yakalama olarak da yine e, hattı, e, şu anda kullanmış olduğunuz PUBG Mobile olabilir. işte Call of Duty olabilir. Hani bunlardan herhangi birisini buraya ekleyebiliyorsunuz. E, buraya e, hani artı olarak eklediğiniz zaman mesela burada oyun yakalama diyelim örnek veriyorum. Pencere yakalama değil de oyun yakalama. Oyun yakalama dedik. Tamam dedik. Şimdi burada diyor ki tam ekranda herhangi bir uygulama seç diyor. Yani şu anda benim ekranımda herhangi bir uygulama olmadığı için seçemiyorum. Ben, yani ben burada herhangi bir oyun açmış olsaydım e, bunu e, tam ekran olarak e, hani komple F11'e bastığımız zaman oyunda ya da tam ekranı kaplayan herhangi bir oyun ne olursa olsun onu seçecek burada. O anlamda kullanıyor. Bunu da tamam diyoruz. Bunu da mutlaka ekleyin. Çünkü bunu eklemezseniz oyunun içerisindeki sesler gitmiyor. Ben ilk başta başladığım zaman biraz acemiliğime geldiği için sadece kendi sesim, görüntüm ve arka plan gidiyordu. Hani bunun haricinde oyunun sesleri gelmiyordu. Bundan dolayı bunu da eklemeniz şu anda çok önemli. Burada şimdi sahne ayarlarını da anlattık. Ses ayarlarını da anlattık. Kayıt alma kısmı basit zaten programın bu kısmında şu anda kaydı durdur yazan kısımda kaydı başlat dediğinizde başlıyor arka planınızı çekmeye başlıyor videoyu çekmeye başlıyor kaydı durdur dediğiniz anda şurada benim normal hani sizde de mesela bu user olabilir kendi adınıza bir klasörünüz olabilir belgelerime giriyoruz hani bunun eski windowslarda ismi bu şekilde belgelerim yani sinan güneşe girdim ben sonrasında burada videolar yazıyor videoların içerisine otomatik olarak şuraya e, atıyor ya da mesela ben burada kayıtlarım diye bir kısım oluşturdum şu an hala çekmeye devam ettiğim için gördüğünüz üzere e, hani resim gözükmüyor hani şu an saat ve tarihte yazıyor gördüğünüz üzere e, ve canlı yayında e, yine aynı şekilde dediğim gibi dosya kısmında ayarlar kısmında yayına giriyorsunuz hangi platformda yayın yapıyorsanız oradan Yayın anahtarını kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Eğer burada yoksa özel kısmını seçiyorsunuz. Yine yayın anahtarını kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonrasında da yayını başlat dediğiniz anda e, canlı yayına da başlamış oluyorsunuz. Yani şu anda işlemler bu kadar basit arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda e, şu anda mevcutta benim yaşamış olduğum tecrübeleri e, ve yaşamış olduğum acemilikleri e, size anlatmaya devam edebilmem için... E, videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı e, hani e, şu anda sizlerden e, rica etmekteyim. E, çünkü hani şu anda ben sadece bu kanalı PUBG Mobile içeriği üretmek için e, açmadım. Aynı zamanda kendi bildiğim bilgisayar bilgilerini de paylaşmak için e, sizlere e, ve hani sizlere bu konularda da destek olabilmek adına e, bu şekilde bir içerik e, hazırladım sizlere. Yine birçok arkadaşım hani yayın nasıl açılıyor, yine bununla ilgili kayıt nasıl yapalım şeklinde sorular sordu bana. Video montajı hakkında da yine sorular sordular ama şu anda video montajını ve yayını her ikisini bir videoda çok uzun süreceği için sizleri de sıkmamak adına bu şekilde bir video hazırladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum hani bunu tekrar etmek istemiyorum ama YouTube'un yayın politikası bu şekilde maalesef kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı e, ve e, beğeni göndermeyi yorum yapmayı unutmuyoruz desteklerinizi bekliyorum teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın diyorum.